Cenab-ı İlham Ali'ye ve Cenab-ı Mihriban Ali'ye sesleniyorum. Benim 4 tane balam var. Benim çocuklarıma yapılan bu zorbalığı, eşime yapılan bu zorbalığı artık son veresin. Ben adalet istiyorum. Azerbaycan adaletine güveniyorum. Dekabrın 12'sinde Thales International Western Countries Fərdi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin sabiq rəhbəri Türkiyə vətəndaşı Mehmet Şahanın Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Mehmet Şahan sözü gedən cəmiyyətin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin şirkətin büdcəsindən 8 milyon manatı mənimsəməkdə ittiham olunmuşdu. Mehmet Şahan əvvəlki məhkəmə prosesində onu da bildirmişdi ki, o fransız dilində danışa bildiyinə görə fransız şirkətlərinin Azərbaycandakı ofislərində ölkə müdiri vəzifəsində işləmişdi. Hava limanı, metro və müdafiə sənayesi mövzularında bir çox layihə üçün tender mərhələlərini də həyata keçirmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Thales işləri görərkən yerli tərəfdaş kimi Modern Construction Company MGC ilə müqavilə bağlamış və iş partnyoru kimi fəaliyyət göstərmişlər. Şahan Mehmet Cinayət Məcəlləsinin 179-cu, 308.2 və 313-cü maddələri ilə itham edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu dəfəki məhkəmə prosesində Axundov Hüseyn, Əliyev İlqar, Sultanova Samirə, Əhmədov Samir, Kərimov Vəli şahid qismində çıxış ediblər. Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 26-sı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olacaq. Ben Pilay Şahan, Mehmet Şahan'ın eşiyim. Maalesef Azerbaycan'da, Fransa şirketi Thales'inde Azerbaycan'daki ortaklarının yaptığı bir kumpasa maruz kalıyoruz. Eşim suçsuz yere burada içeride. Ben Cenab-ı İlham Ali'ye ve Cenab-ı Mihriban Ali'ye sesleniyorum. Benim 4 tane balam var. Benim çocuklarıma yapılan bu zorbalığı, eşime yapılan bu zorbalığı artık son veresin. Ben adalet istiyorum. Azerbaycan adaletine güveniyorum. Azerbaycan'daki adalete sonuna kadar güveniyorum. Eninde sonunda hakkın yerine duracağına inanıyorum. Ama ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Cenab-ı İlham Ali'ye, Cenab-ı Mihriban Ali'ye lütfen duysunlar sesimizi, bu zorbalığa son versinler artık. Ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Mehmet Şahan Bey ne zamandan bu şirkette işlemeye başlayıp? 2014. 2014. yılda. Bes nece oldu ki yoldaşınızın başına bak bu mesele gelip? Yani neden başlıyor bu prosesler? Benim yoldaşım Azerbaycan'da çok güzel işler yapıp hatta 2016. yılda Fransız konsolosluğu tarafından kendisine üstün hizmet madalyası, Fransız şövalyesi unvanı verilmiştir yaptığı işlerden dolayı. Ama maalesef ki 2018'de Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın değişmesi, Ermeni lobisinin Macron'a daha yakın olması nedeniyle şirket yönetimi tamamen Ermenilerin eline geçmiştir. Ve burada maalesef ki Thales şirketindeki Ermeni lobisi ve Azerbaycan'da şirketin ortağı olan MCG şirketinin eliyle eşime bu kumpas kurulmuştur. 26'sında ne başlıyorsunuz? Ben buraya eşimi almaya geldim. Benim eşim suçsuzdur. Normal bir adalet sistemi istiyorum. Ben sadece İlham Aliyev'den ve Mihriban Aliyev'den bu konunun takipçisi olmalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Hanım, siz ne zamandan Azerbaycan'da yaşıyorsunuz ve Azerbaycan'da kimlerle elbir olarak yoldaşınıza hapsedildiler? Ben 2011 yılında ilk Azerbaycan'a geldim. O tarihten beri biz Azerbaycan'da yaşıyoruz. Bu maalesef Thales şirketinin MCG ortaklığı, MCG şirketinin sahipleri Emin Aliyev ve Oyrat Aliyev'in ortaklığı üzerine yapılmıştır. Milletinizin Türk olması bu meselede bir rolü var mı? Evet. Eşimin Türk vatandaşı olması maalesef bu konuda eşimin kumpasa uğramasının nedenlerinden birisi. Siz ne için iddialısınız ki Mehmet Bey Şahan şerlenip? Benim eşim hiçbir zaman böyle bir suç işlememiştir.